Sultan Alparslan Han Uluslararası Yardım Vakfı Niyaz'la bugünü sunar. Niyaz'la bugün programına Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Niyaz Kılıç Niyaz'ın sunumuyla ekranı gelen Niyaz'la Bugün programında her hafta gündeme dair önemli konuları, sıcak gelişmeleri alanında uzman konuklarımla tartışıyoruz. Azgari ücretle yarışan hatta bazı semtlerde azgari ücreti de geçen yüksek kira fiyatlarının yanına yüksek aidatlar da eklenince vatandaş kendisini bir çıkmazın içerisinde buluyor. Peki aidat fiyatlarına karşı kat malikleri ne yapmalı? Ayrıca derinleşen sorunlarla sık sık gündeme gelen site yönetimlerini şeffaflaştırmak adına profesyonel yönetim şirketlerine düşen görevler neler? Tesis yönetimi neden önemli? Hepsini uzun uzun konuşuyor olacağız. ...ekranlarınızın başındaki... ...yerlerinizi aldıysanız... Ne ...Niyazlı bugün başlıyor. Suadi Bey... ...Mina Hanım bugünkü programa... ...hoş geldiniz. Hoş bulduk Niyazi Bey. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Niyazi Bey. Evet. Ne yazık ki... ...kutlamalarla başlamak... ...istiyorum. Yeni yıla girdik. Ama maalesef yine de... ...zam... ...üstüne zamlar yaşanacak... Çünkü biliyoruz azgari ücrete neredeyse yüzde 49 civarlarında bir zam yapıldı. Evet. Ve bu tabii ki de e, sitelerde, tesislerde aidatların zamlanmasına Hı. getiriyor. Eskiden yılda bir kez zam yapılırdı aidatlarda. Ama artık ara zam denilen bir şey var artık. Yani bu gerçekle e, karşı karşıya geldik. Katmalikleri yani vatandaşlarımız bir türlü savunmasız halde kaldılar ve bugün sitelerde yani ülke genelinde neredeyse 40 milyon kişi sitelerde yaşıyor. Neredeyse 40 milyon vatandaşın hak hukuku korumasız halde. Şimdi Suadi Bey bu yani eksiklerin, noksanlıkların Raddesinden nasıl çıkabiliriz? Buyurun. Öncelikle davetiniz için şahsım ve Türkiye Kentsel Tiyatris Yönetim Derneğimiz adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Tabi asgari ücretin artışıyla birlikte site aidat amaslarında da Ocak ayı itibariyle bir artış başladı. Çünkü bir sitenin aylık giderinin yaklaşık %70'lik bölümü personel giderlerinden oluşmaktadır. Geri kalan %30'luk bölüm ise diğer hizmet kalemleridir. Bunlar nelerdir? Temizlik malzemesi alımları, asansör bakımları, muhasebe hizmetleri, peyzaj bakımları dediğimizde %30'luk kısmı da diğer hizmet giderleridir. <laughs> Fakat asgari ücrette devletimizin uyguladığı yüzde %49'luk artış nedeniyle dolayısıyla bizler de personellerimizi toplu konut yaşam alanlarımızda çalıştırıyoruz. Niyaz Bey ve her ay düzenli olarak kat maliklerimizden ayda avanslarında muhasebecilerimiz, profesyonel tesis yönetim şirketlerimiz talep ediyorlar, topluyorlar. Dolayısıyla buradaki yüzde 49'luk olan asgari ücretteki artış nedeniyle de sektörün kanaat önderleri olarak yapmış olduğumuz araştırmalar ve network ağımızla görüştüğümüzde akademisyenlerle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda da ülkemiz genelinde toplu konut yaşam alanlarında Öngörümüz şudur ki en azami yüzde 45 ve en fazla yüzde 50'ye kadar bir aidat avanslarında artış meydana gelmesi kaçınılmaz. Burada herhangi bir faiz aidat uygulaması yok. Yöneticinin ve profesyonel yönetim şirketinin zorunlu olarak kat maliklerinden hı hı. tahsil etmesi gereken bir bütçe var. Hı hı. E, yönetici de bunu kendi cebinden ödeyemeyeceği için hı hı. ve bu... Ücreti talep etmesi lazım. Bu zammı uygulaması lazım ki sitenin bütçesi açık vermesin. Hı hı. Bütçeyi doğru süspanse edebilsin. Hı hı. Burada keyfi bir uygulama yok. Zaten kanunda da 634 sayılı kat mülkiyeti kanunda maddelerimizde de açıkça belirtilmiştir. Ama kat maliklerimiz genel kurullara katılmıyorlar Niyaz Bey. Hı hı. Buradan uyaralım. Evet. Ocak ayı kat malikleri genel kurulayı. Kat malikleri bu genel kurullara katılsınlar. Genel kurullara ee, sorumluluğumuzu da yerine getirelim. Yani insanlar aidat avans tutarlarını da ödesinler. Hı. Hiçbir kat maliki, diğer kat malikini mağdur etme hakkı da yoktur. Bunu da gözetmeleri lazım. Fahiş aidatla mı karşılaştılar? Fahiş bir işletme projesiyle mi karşılaştılar? Geçen hafta biz bir çalışma başlattık. Hı hı. Kat malikleri şikayetlerini derneğimizin web sitesine girerek Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'ne bildirebilirler. Biz de bizler de denetçilerimizle birlikte, il başkanlarımızla birlikte tüm Türkiye'deki konularda buradaki denetimleri ve kat maliklerimize herhangi bir karşılık gözetmeksizin onların daha sağlıklı, huzurlu bir yaşam alanında yaşam sürebilmesi için bizler destek vermeye hazırız. Evet. Mina Hanım, siz nasıl düşünüyorsunuz? Aynı mı mi fikir Ben de başkanımla nasıl? aynı düşüncedeyim. diyeyim. kat toplantıya katılması açıkladığımız bütçelerde fikir sahibi olabilmesi çok önemli. Çünkü bizler kendi kafamıza göre bir bütçe oluşturmuyoruz. Bütçeleri 2024 yılında ne şekilde asgari ücret artışı varsa ona uygun bir nizamda hazırlıyoruz. Sadece asgari ücreti de bazalamayız Çünkü bunun elektrik faturası, gelecek enflasyon oranları da önemli. Gaz. Tabii ki gaz, havuz kimyasalları hepsini ortak bir bütçe altında topluyoruz. Bir de şöyle bir yanlış bakış açısı var. İşte 40 hanelik bir sitede benim aidatım şu kadar ama 70 hanelik sitede aidat bu kadar düşük. Daire sayısı arttıkça aidatlar da düşer. Hı -hı. Çünkü bizler hesap yaparken daire sayısına bölüyoruz giderlerimizi. Hı -hı. O yüzden de birbirleriyle kıyaslamak yerine genel kurul toplantılarına özellikle Ocak ayında olacak kurul toplantılarına mutlaka maliklerimizin katılması gerekiyor. Evet. Ama maalesef böyle bir gerçekle karşı karşıya geliyoruz. Bazı yönetim şirketleri genel kurul toplantılarını yapmadan zam veya ara zam kararını alıyorlar. Bu gayrimeşru. Değil mi? Ve gelin şu programın vesilesiyle böyle merdiven altı artık nasıl ben <laughs> e, isimlendirmemi, e, nasıl isimlendireceğimi bilmiyorum. Bu merdiven altı Şirketleri uyaralım. Bu sizin yaptıklarınız gayrimüşrudur. E, vatandaşlarımızın hak hukuklarını böyle böyle yiyemezsiniz ve e, bu yayının üstüyle vatandaşlarımıza, kat maliklerimize seslenmek istiyorum. Genel Kurul toplantılarına katılın. Eğer Genel Kurulu toplantıları yapılmadan kararlar alınıyorsa hemen İçişleri Bakanlığına yani şikayette e, bulunmaya hakkınız var ve bulunmanızı artık rica ediyoruz. Gelin hepimiz beraber bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım. Evet. Şimdi e, Suadi Bey, bugün tam olarak dernek derneğimiz hangi faaliyetleri sürdürüyor? Tabii. Şimdi zaten çok yakın bir zamanda sizlerin de konuk olduğu Bursa İl Başkanımız Mina Hanım'ın organize ettiği kıymetli Mustafa Varank Bey'i, Bursa milletvekilimizi ağırladığımız güzel bir organizasyon yaptık. O organizasyonun adı da 3. Tesis Yönetim Zirvesi'ydi. Yani Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 2019 yılından 2023 yılına kadar çok sayıda zirveyi, çalıştayı hayata geçiren büyük bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Bu anlamda sadece zirve çalıştaylar düzenlemekte kalmayıp buradaki zirve ve çalıştayların sonuç raporlarını da Öncelikle kamu kurumlarımıza sonra sektörümüze armağan ettik ve ziyaretlerimizde de sektörün tüm sorunlarını ve çözüm önerilerini zat halini iletiyoruz. Bunlarda da il başkanlarımız büyük bir özveriyle çalışmaları tüm Türkiye genelinde sürdürüyor. Ama en önemlisi şuydu kamu kurumları ve tesis yönetim çalışma kampı yaptık Sakarya'da ve ilk defa kamu bizim sesimizi duydu öncelikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığımızın yetkililerinin katıldığı, bizlerin sorunlarını ve dertlerini de dinlediği bir toplantı yaptık. İki gün süren bu kampın şimdi ikinci ayağını Ankara'da Allah nasip ederse Şubat ayı içerisinde yapacağız. Artık çalışmalar devam ediyor ama bizim sektörümüzün 21. yüzyılda sizin de arzuladığınız, hissettiğiniz noktada sektörümüzdeki tesis yönetimi şirketlerimiz bir lisansa kavuşacak. Hı hı. Şu an devletimizin çalışmış olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını sürdüğü torba yasa kanununda da hı hı. bunun izlerini göreceğiz. Hı hı. Beyaz TV ekranları aracılığıyla da bu müjdeleri kat maliklerimize verelim. Ama derneğimiz şimdi farklı bir noktadan bakarak sadece hizmeti veren değil, hizmeti alan zamanında mağdur edilmiş kat maliklerimizle şimdi bu kamu kurumları kampına davet edeceğiz Niyaz Bey. Hı hı. Sadece bizlerin değil bu arada hizmet verdiğimiz kat maliklerimizin de duygu ve düşüncelerini dinleyeceğiz. Hı hı. Onlar da bizim en azından çalışma hayatımızla ilgili de bir bakış açısı hı hı. noktasına yönlendirmiş olacak. Hı hı. Biz görüyoruz ki kamu kurumları artık aktif bir halde katılmaya başladılar. Demek ki yani devlet, erkanlı devlet vatandaşlarımızın isyanını duymaya başladılar ve artık biz hepimiz devletle beraber vatandaşlarımıza, kat maliklerimize bir yardımcı olmak istiyoruz. Hep birlikte. destek vermeye Hep. istiyoruz. Haklarını, hukuklarını korumayı istiyoruz. Zaten biz sivil toplum kuruluşumuz olarak ne kat maliklerinde ne müteahhitte ne başka bir yerde. Biz tam işin merkezindeyiz. Türkiye Kentsel yönetimi Derneği olarak. Biz halkın ve hakkın yanındayız. Dolayısıyla mevzuatın dışında, kanunun dışında herhangi bir üyemiz veya il başkanımız herhangi bir çalışma yapmıyorlar. Hı hı. O yüzden üyelerime de buradan teşekkür ediyorum. İnşallah yeni vizyonda lisanslaşarak Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin aracılığıyla üyelerimiz artık bu denetimleri de sertifikalarla birlikte de devlet tarafından yetkilendirilmiş uzman kişiler ülkemizde olacak. Hı hı. Mina Hanım neden vatandaş kat maliki faiş aidat artışı diye isyan ediyor? Neden bu sözü kullanıyorlar faiş? Bunun sebebi yalnızca e, faiş artış kelimesi olmaması gerekiyor çünkü katmaniklerinin de bilinçlenmesi lazım. Hı. Az önce de bahsettiğim gibi bizler aidat bütçesi hesaplarken asgari ücret zammını enflasyon oranını bunları alarak bir hesaplama yapıyoruz. Hı eğer personel sayısı yüksekse o zaman aidatlar daha da yükselir. Hı hı. İki personeli olan bir siteyle 8-10 personeli güvenlik hizmeti olan bir sitenin aidat bütçesi kesinlikle aynı değildir. En büyük sebep de faizlenmesindeki ya e, profesyonel bir yönetimle çalışılmıyordur, Hı -hı. enerji kaybı vardır, Hı -hı. personele çok fazla para harcanıyordur, kıdem tazminatları hesaplanmıyordur Hı -hı. ya da toplantılara katılmayarak bütçenin ne olduğunu algılayamamışlardır. Son olarak işte bu aidat artışı fırsat bilip insanları mağdur eden firma veya kişilerde bunu bir fırsat kabul edip %50 yerine %80'e kadar ayda avansını çıkartıyorsa Hı -hı. E, bunun adı da fahiş aidat artışı Son zamanlarda kulaklarımıza böyle yetmeye başladı. Bazı merdiven altı yönetim şirketleri, yöneticiler faturaların bedellerini yükseltiyorlar. Yani böyle bazı e, siteye verilen hizmetler var. Hı hı. Dıştan gelen hizmetler. Evet, evet. Onlarla anlaşıp faturaların gerçek bedellerini yükseltiyorlar. İşte bunun için... Bunun işte önüne nasıl geçilir? Bunun için içerden denetçiler seçiliyor. Bunların mal sahibi olma zorunluluğu var. Denetçilerimizin görevi, kat maliklerinin yani görevi gerek profesyonel yönetim gerek içeriden yöneticiyi mutlaka denetlemektir. Yani bir denetleme esnasında dosya incelenirken alınan faturalar bir başka firmalarla da karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılmalıdır. O yüzden kat maliklerine de çok görev düşüyor. Hı. Ve aynı zamanda beklediğimiz lisanslaşma olayı gerçekleştiğinde zaten çevre şehirciliğe bağlandığımızda bu sorunların kalmayacağını, tam bir denetleme olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Suat abi, 2024 yılından Beklentileriniz neler? Genel başkan olarak, bu derneğin genel başkanı olarak. Efendim, Öncelikle tabii ki sağlık bekliyoruz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Sağlıkla birlikte barış, huzur dolu bir dönem diliyorum. Sektörümüz adına da 21. yüzyılda artık bir şeylerin kurumsallaştığı, önceden yurt dışında denenen şeyler Türkiye'de uygulanıyordu. Şimdi bizler burada uygulayalım yurt dışına ticaret yapabilelim. Oradaki tesisleri yönetebilelim. Bunun için de kesinlikle kamu kurumlarının bu sektörü lisanslaşması çok önemlidir. Bu konuda düşünceleriniz için, destekleriniz için şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Evet, siz doğru diyorsunuz. Çünkü Arap ülkelerinde bu sektör çok zayıf bir halde. Evet. Ve burada Türkiye'nin tecrübesi onların yararına bayağı bir, bayağı bir büyük yarar olabilir burada. Dünya firmaları firmalarıyla yarışabilecek ölçekte büyüdükte firmalarımız var. Sadece ülkemizde aynı mimarlar gibi korunmak istiyoruz. Bunun da tek yolu devlet otoritesi altına alınmalı sektör ve devlet tarafından denetlenmekten geçer. minanım Hanım, siz yeni yıldan neyleri bekliyorsunuz bir iş insanı olarak? Ben de öncelikle sağlık, mutluluk, e, savaşların olmadığı, her şeyin güzel olduğu bir dünya bekliyorum. E, kadınların daha ön planda olabildiği, iş kadınlarının destek görebildiği e, ve aynı zamanda da gene dediğim gibi sektörümüzle alakalı lisanslaşma ve devlet e, altına, koruma altına girebilmemizi bekliyorum her şeyden önce. Ben bir şey daha söylemek evet, istiyorum Niyazi Bey. Buradan geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ülkemizin ve milletimizin de baş sağ olsun. İnşallah biz Türk milleti olarak her zaman dimdik ayakta duracağız. Biz de üzerimize bir müslüman Türk evlatları olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyor. Evet, amin. Mekanları cennet ha. olsun. Allah rahmet eylesin yakınlarına, ailelerine güç, kuvvet diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Evet ve şehitler ölmez. Onlar vatanımızın kahramanlarıdır, melekleridir. Ha. Onların ruhları hep vatanımızı koruyacaktır. Bugünkü programa katıldığınız için size çok minnettarım. İşinizde, hayatınızda üstünlükler varını büyük Allah'tan niyaz ediyorum. Bilmo ben de sizlere abi. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir programınız var ve katmaniklerimiz de bu konuda telefonla da dönüş yapıyorlar. Bilgilendikleri için ve onlar adına da ben teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz programımıza devam ediyoruz. Bir mekanın eski ve yıpranmış görünümünden kurtularak yepyeni bir karaktere bürünmesi mümkün. En zor dönüşüm projelerinden biri olan dış cephe dönüşümleri Nasıl yapılıyor? Aynı zamanda inşaat sektörü de sürekli gelişen teknolojiler ve yenilikçi malzemelere her geçen gün kendini yeniliyor. İnşaat sektöründe yenilenebilirlik nedir? İş insanı Mustafa Karapaınar'la konuşacağız. Mustafa Bey, Hasan Bey bugünkü programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Bugünkü programımız tesis ve site yönetimi ile ilgili. Biliyorsunuz geçen ay Aralık ayında azgari ücrete zam yapıldı. Bu da otomatik olarak aidatlara yansımaya başladı. Şimdi Hasan Bey sizce Ocak ayında hangi oranlarda en azından aidat artışları bekleniyor? Şahsi olarak düşüneceğim yüzde 45 ile yüzde 60 arasında zam geleceği ayda oranlarında. çünkü e, sitelerde binalarda apartmanlarda genel giderlerin tamamını yüzde bölümünü bu personel gider oluşturmaktadır. Hı hı. O yüzden de yüzde 45 ile yüzde 60 arasında değişeceğini düşünüyorum. Hı hı. En azından en ya az. maksimum 60 40, maksimum 60 minimum, minimum 45. 45. Yani ondan aşağı olmaz yani. <laughs> zor, biraz zor, <laughs> çok zor. Anlaşıldı. Mustafa Bey, şimdi sizinle bir sohbet etsek ama en başında kendinizi tanıştırsanız. Ben Mustafa Karapınar, dış cephe mantolama sektörü üzerine çalışıyoruz. Eski binaların renovasyon üzerine ısı yalıtım, <laughs> yenileme, boyama gibi projeler yapıyoruz. Aktif bir şekilde dış cephe firması olarak çalışıyoruz. <laughs> Dış cephelerimizde tabii ki mantolama ile beraber yenilikler de katılıyor. Biz de bunları takip ederek bu işi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün burada dış cephe mantolama ile ilgili konuşmak istiyorum. Hı hı. Renovasyon, eski binalarımızda mantolama nasıl yapılır? Renovasyon yenileme. Demek. Yenileme demek. Hı hı. Evet, yenileme ile ilgili mantolama nasıl yapılır? Mantolama yapılırken nelere dikkat edeceğiz? Bununla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Evet, şimdi. Dış cephe yenileme nasıl yapılır? Dış cephe yenilemek için önce tabii ki karar defterinde e, bu işle ilgili bir karar metni olması lazım. Hı hı. Yani apartmanın sorunlarıyla ilgili e, bir e, detaylı bir çalışma yapılması lazım. Hı hı. Apartman bununla ilgili işte e, mantolama yapılacak, çatımızda bir sorun vardı, merdiven boşluklarımızdaki duvarlarımızda durum nedir, tavanlarımızda, bahçe duvarlarımızda. Bununla ilgili çalışmalar yapılır. Hı hı. E, apartman buna göre bir karar alır. Bununla ilgili bir e, araştırmaya girilir. Hı hı. Yani bununla ilgili fiyat araştırması... E, yani bu işleyişle işle ilgili e, dış cephe fiyat araştırması... Kalite hı hı. A, araştırmasına girilir. E, bununla ilgili de e, hı hı. bir toplantı düzenlenir. Bugün görülen bir firmaya bu iş yaptırılır. Hı hı. Tabii bu iş yaptırılırken... E, Araştırma e, konusunda daire sakinlerimiz e, yalnız başına bir danışmanlık hı hı. veya bir e, tecrübeyle ilgili hı hı. E, bir bilgiye sahip olmadıkları için hı hı. bizim gibi firmalar da e, elimizden geldiğince daire sakinlerine bu işlerle ilgili tecrübelerimizden hı. gerekse işin işleyişiyle beraber e, yani sunumumuzu yapmaya çalışıyoruz daire sakinlerine. Hı hı. E, dış cephede en önemli noktalardan biri de tabii ki başlangıç aşaması. Başlangıçtan sonrası zaten güzel yapıldıktan sonra kusursuz bir şekilde devam ediyor. Dış cephe yapılırken tabii ki yani malzeme kalitesi, firmanın tecrübesi bunlar hepsi birer etken. Dış cephe mantolamada Türkiye şu an son 15 yıldır çok ilerlemiş durumda. Ama eski binalarımızda biraz daha sorunlu bir şekilde gidiyor. Hı hı. Doğru söylemek gerekirse şimdi a, hangi binaların dış cephesi yenilemez veya yenilir bir şimdi, kıyaslama yapsak şöyle e, Na, yani yani, mesela nasıl karar alıyorsunuz şu binanın dış cephesi yenilir ya da yenilemez evet. şimdi binanın dış cephesinde çatlaklar oluşmaya başladıysa hı hı. sıvaları kabarmaya başladıysa artık e, dışarıdan görünümü de kötüye doğru gittiyse bunun dış cephe yenilenmesi gerekiyor. Ama mantolama ile ilgili de soğuk bölgelerimizde zamanda 2010'dan öncesi yapılarda tuğla ile yapıldığı zaman e, ısı kaybı meydana geliyor. Tabi bununla beraber mantolama yapıldığı zaman ısı kaybını önlemiş oluyoruz. Hı hı. Dışta Dıştan gelen güneşi, soğuğu kesmiş oluruz mantolama ile beraber. Hı hı. E, yani dış cephe yenilenmesi için çatlak kabarmış sıvalar ve eğer ki ısı kaybımız varsa ya yenilenmesi gerekiyor. Şimdi Hasan Bey sitelerde evet. sitelerdeki binaların dış cephesi yani yenilenmesi için nasıl karar alınıyor? Kat kurulunu toplamamız gerekiyor. gerekiyor. Hı -hı. Öncelikle e, toplantı çağrısı yapmamız gerekiyor. Genel kurulu toplantısı. Genel kurulu toplayacağız. Eğer e, olağan genel kurulda değilse olağanüstü genel kurul çağrısı yapacağız. E, toplamda 5'te 4 oranında imza alacağız. Hı -hı. Onayla isteyen şahıslar 5'te 4 oranında isteyecek. Hı -hı. Ondan sonra dış cephe mantolamaya geçilecek. Hı -hı. Oradaki oluşacak masrafları da kat mal kat maliklerinin arsa paylarında. Pay Onlar evet. nasıl bölünüyor o? Arsa pay oranında. Arsa payı oranında. Evet. Ha. Yani dairedeki ee, net metrekare alanına göre değil de Arsa payı oranına göre. Arsa payı oranına evet. göre. Onun sebebi de 2 artı 1, 3 hı. artı 1 ve 1 artı 1'ler olan apartmanlardan kaynaklanıyor. Onu yani Arsa payına göre bölündüğü zaman daha eşit bir şekilde zaten kanunla da bu şekilde yer alıyor. <laughs> Şimdi arsa payı ne demek? Arsa payı bir dairenin e, o arsa üzerindeki kendine düşen pay demek, hisse hı hı. demek. Bu arsa payı dediğimizde sadece dairesinin içi değil dışında da ortak alanlarda da hı hı bizim ne kadar pay sahibi olduğumuzu belirleyen bir oran. Şimdi şu programın vesilesiyle yani bir tekrardan mı katmaliklerine yüzlenseniz, bir evet. çağrışta bulunsanız, Ocak ayı geldi. Evet. Genel kurullara, genel kurulunun toplantılarına yani katılsınlar. Yani bir önemi hakkında burada vurgulasınız şu an. Katmalikleri kesinlikle genel kurullara katılmalıdır. Katılmak için olağan çağrılar yapılıyor ama bu oran çok düşük kalıyor. Sonra da payı aidat muhabbetine dönüyor. Bunun olmaması için özellikle bu e, genel kurullara katılmaları gerekiyor. Hı hı. Katılsınlar, özellikle katılsınlar, hı hı. sorgulasınlar. Bir yıl boyunca bu bütçeyle yönetilecekler. Hı hı. Ona yani daha size. iyi anlamalar için böyle söylesek olur mu? Bu site sizin eviniz. Evet, kesin. Bu evi siz yönetiyorsunuz, siz yaşıyorsunuz. Evet, evet. O odada oturan o bir menajer, o menajeri kontrol etmek gerekiyor, evet. değil mi? Kesin. Yönlendirmek gerekiyor. Kesin. Sitenin sahibi siz, bu yüzden bu sitenin yani ikbali hakkında kararları ancak siz alıyorsunuz. Evet. Başka birisi gelip alamaz. Aynen Doğru katılıyoruz, ama çok düşük oranlarda kalıyor. Türkiye'de bu çok düşük bir oran. Evet, yani, yani katılım çok az. Ondan sonra da ya hani, televizyonlara yani. çıkıyor. Bay Şaydat. Onlar zannediyor ki işte ben şu dairede oturuyorum. Şu daire bana ait. Oradaki evet. merdiven, asansör, park, ortak alanlar bana ait değil. Evet. Ait. Evet. Hepsi evet. Sana evet, ait. Çünkü arsa payında hakkın var. Evet. Yani sen oranın bir sahibisin. Evet. Sahibi. Değil mi? Şu sahiplenme düşünceleri maalesef zayıf. Çok zayıf. Ama Çok belki zayıf. de artık bu zamlar bu faiş, aidat artışları belki de artık katmaliklerimizi daha böyle canlandırır. Bence bu lisanslaşmadan sonra daha canlanacağını düşünüyorum. Ben. Evet Lisanslaşmaya Lisanslaşma... geleceğiz. Şu an Mustafa Bey size bir soru vermek istiyorum. Dış cephe yenilemede hangi malzemeleri tercih edilmeli ve neden? Niyaz Bey öncelikle Türk standartlarına uygun olması lazım kullanılacak malzemelerin ve paket halinde olması lazım. Hı hı. Zaten e, Türkiye'de şu an e, aktif bir şekilde bilindik markalar var. Bunların e, içindeki ürünler zaten paket halinde olduğu zaman, hı hı. E, bu işin e, kendi arge çalışmalarında da zaten fabrikalar bunu belirtiyorlar. Biz de firma olarak bunlara uyarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Daire sakinlerinden de biz bir iş alacağımız zaman öncelikle fabrikalardan aldığımız eğitimlerle kullanacağımız ürünlerin detaylarını öğrenerek bu ürünleri apartmanlara sunumlarını yapıyoruz. Hı hı. Bu sunumları yaparken de tüm detaylarıyla beraber apartmanlarda mantolama yapmak için e, çaba gösteriyoruz. Hı hı. E, tabii şimdi e, paket sistemi ve Türk standartlarına uygun olduğu zaman hı hı. biraz e, fiyatta da e, bu fark edebiliyor. Hı hı. Zaten bizim sorunlarımızdan biri de dış cephe sektöründeki hı hı. Apartmanlardaki dış cephe mantolama sektöründeki sorunlardan biri de bu. Biz daha kurumsal bir şekilde bir iş yapacağımız zaman, e, paket sistemi çalıştığımız zaman daire sakinlerimiz e, tam detayları bilmediği için, bir danışmanlık hizmeti de almadığı için e, daha uygun fiyatlı, daha toplama malzeme yoluna gittiği zaman e, kaliteli bir iş çıkmamış oluyor. E, bununla beraberinde de apartman e, dış cephe yaptırdığı zaman 5 yıl sonra yani ve 10 yıl sonra tekrardan dış cephe yaptırma yoluna gidebiliyor. Şimdi İstanbul gibi şehirde işte nem oranı bazen çok yüksek oluyor. Evet, Bu da tabii yani binaların yıpranmasına getiriyor. İstanbul İstanbul gibi şehirde binaların dış cephesi nasıl yapıldığında daha yani ömrü uzun olacak. E şimdi Niyaz Bey öncelikle nemli bölgelerde dış cephe yani ne yapılırsa yapılsın önce bir yıkanması lazım. tazikli suyla temizlenmesi lazım. Hı hı. Çünkü nemden, tozdan artık e, yaz, kış e, cephelerimiz tüm kiri, kirli havayı cephelerde tuttuğu için... E, ...buralarda direkt boyama işlemine başladığımız zaman... E, sağ yani önce iş... binanın duş alması lazım. Tabii de, kesinlikle <laughs> önce bir duş alması lazım. Hı hı. Ondan sonra yapılacak olan işlem için e, teknik olarak e, ustalar e, sıvayı kontrol etmesi lazım sıvalarımızda da bazen bozukluklar çıkabiliyor. E, dışarıdan güzel görünüyor ama altında boşluk olabiliyor. Bunlar da kontrol edildikten sonra işte yapılacak olan işleme, boyama veya mantolamaya geçilebilmesi lazım. Hı -hı. Sadece e, hemen boya veya mantolama yapayım geçeyim diye e, dış cephede bir çalışma yapıldığı zaman sağlıklı bir iş çıkmamış oluyor. Hı -hı. Öncelikle teknik olarak önce ha cephe hazırlanması lazım. Hı -hı. Ondan sonra işleme geçilmesi lazım. E, işleme geçerken de tabii ki deneyimli ekip çok önemli. Hı hı. Yani ürün ne kadar kaliteli olursa olsun yapılacak olan iş veya e, oraya kurulan iskele ne kadar teknolojik olursa olsun hı hı. E, ekip deneyimsizse hı hı. E, o malzeme de e, yetersiz kalıyor, hı hı. E, yanlış uygulama yapılabiliyor. Hı hı. E, bunun için öncelikle tabii ki firma ve e, ekip deneyimi olması lazım. Hı hı. Öncelikle firma. Şimdi son senelerde a, alüminyum kaplamaları. Dış cephede bayağı kullanmaya başladı. Evet. Bu alüminyum kaplamaları insan sağlığı için zararlı mı ya da zararsız? Şöyle zaten e, şu an e, dış cephede kullanılan ürünlerin tamamı e, denetimden geçiyor. Fabrikalar bunun e, arka çalışmalarını yaparken sağlıklı mı e, zararlı mı gibi çalışmalardan sonra bu Hı -hı. ürünleri üretiyorlar. Tabii bizim e, branşımız e, eski binalar olduğu için sıfır inşaatlarda kullanılan e, ürünlerin Detaylarıyla ilgili pek konuya hakim değilim. Ama bizim e, eski binaların, renovasyon işlerde kullanılan ürünlerin tamamı tabii ki sağlığa yararlıdır. E, binalar nefes alıyor. Mantolamada yapılsa, fileli sıvada yapılsa, hı hı. dekoratif sıvada yapılsa. Hı hı. Bu aşamalarda yine bina nefes alıyor. Hı hı. Kullanılan ürünlerde yine TSE belgeli olduğu sürece binaya fayda da sağlıyor. İnsanın da sağlığına yararlıdır. Şimdi Hasan Bey. Sektörün lisanslaşma meselesine dönsek şu an bununla ilgili tam olarak ne dersiniz? En son çalışmalarımıza göre, Bakanlıkla görüşmelerimize göre torba yasaya girmesi düşünülen bir lisanslaşma var. Lisanslaşma da kim hak ediyorsa ona verilmesi hakkında. Ama sektörümüz hani e, tabiri caizse bizim derneğimiz bu yolda çok ilerleme kaydetti. Siz biliyorsunuz bakanlıkta görüştük. Bakanlık bize söyledi, torba yasadan geçtikten sonra lisanssız hiçbir firmanın hiçbir hı hı. siteyi, toplu yaşam alanlarını yönetmemesi. Hı hı. Lisans taşmasa da en önemli görev hı hı. bizim il başkanlarımıza düşecek. Hı hı. E, bu konuda e, yönetim kurulumuz, il başkanlarımız, komisyonlarımıza düşecek. Hı hı. Bunun için de e, Şubat ayında yapacağımız büyük kamu kurumları çalıştayında Burada müjdeler alacağız. Hı hı. Lisanslaşmada artık Türkiye'nin bu mafyatik yapılaşmalar gündeminden çıkacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah. Şimdi katmalikleri sabırsızlıkla bekliyorlar. Şimdi tabii onlara biz şu an bir tarih veremeyiz ama bir ortalama hangi aylarda bu yeni kanun, yeni yasa kabul edilebilir? Muhtemelen seçimden önce çıkacağını düşünüyoruz torba yasadan geçtikten Şubat sonra. Şubat sonu Şu, Mart, başı. Mart başı. Ancak hani bunun e, ilamıdır şudur budur hı hı. biraz zaman alacak. Hı hı. Altıncı ayda artık mafyatik yapılaşmalar, bu işi hak etmeyen firmalar, lisanssız olan firmalar bu işi yapamayacak. İnşallah dediğiniz gibi olur. Şimdi Mustafa Bey, inşaat projelerinde güvenlik nasıl sağlanır? E öncelikle kurulan iskele e, Türk standartlarına uygun olması lazım. Yüksek katlı binalarımızda platform kurulması lazım. E, yine düşük katlı binalarda da yine galvanizli iskeleyle yeni iskele tiplerine uyması e, uyulması gerekiyor. E, eskiden tabii e, tahta iskele e, ondan sonra demir iskeleye geçildi. En son artık bunlar geride kaldı. Artık şu an galvanizli iskelelerle çalışılıyor. Büyük binalarımızda da platformla çalışılıyor bu şekilde olduğu zaman daha güvenli bir şekilde oluyor tabi e, dış cephe yaptırırken e, firmanın şey olması lazım hı hı. E, iş güvenliği uzmanı olması lazım e, bu şekilde apartmana başlaması lazım e, iş güvenliği olduğu zaman zaten iş güvenliği firması bunların hepsini denetliyor hı hı. denetleme de olduğu zaman herhangi bir eksiklik herhangi bir problem olmuyor hı hı. eğer binada böyle bir firmayla çalışmazsanız kat maliklerinin de canı yanacaktır Tabii yani burada çok yani, en az bir firma kadar sözleşmeleri sağlam olması lazım. Bu işi yapan yetkili bir firma olması lazım. Olmadığı takdirde sıkıntıya düşeceklerdir kat malikleri. O yüzden özellikle bu işi bilen profesyonel bu işi yapan vergi levhası olan, hı hı. sözleşmesi sağlam olan bir firmayla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ki apartman sakinlerimiz yönetim firmalarından bununla ilgili danışmanlık alabilirler. Hı hı. İş yapılacağı zaman yönetim firmalarına sorabilirler. Hangi e, firmayla çalışalım? Hangi e, ...malzemeyi kullanalım, hangi işi yaptıralım gibi... E, ...kendileriyle konuşabilirler. Ona uygun bir firmadan e, fiyat teklifi toplayabilirler. E, yönetim firmalarımız burada büyük rol oynuyor. Tabii ki bu kentsel tesis yönetim Derneği ile beraber... ...bizim Hı. dış cephe sorunlarımız da e, bir nebze e, çözülmesini umuyoruz artık. İnşallah. İnşallah. Mustafa Bey, bugünkü programa geldiğiniz için size çok minnettarım. Bayadır bir a, bilgilendirici, bilgi verici bir program oldu. Çok teşekkürler. Hayatınızda, işinizde üstünlük diliyorum. Çok teşekkür. Hasan Bey sizinle programımıza devam ediyoruz. Konut aidatlarındaki fahiş artışlar sektör profesyonellerini ve kamuoyu harekete geçirdi. Profesyonel tesis ve site yöneticilerinin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm yollarını Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Mersin İl Başkanı İş İnsanı Mehmet Kırlangıç'la devam edeceğiz. Mehmet Bey, bugünkü programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Programda biz bugün işte e, sitelerdeki oluşan a e, aidat artışlarını konuştuk. E, bu sektördeki oluşan noksanlıkları, eksiklikleri hakkında konuştuk ve programımızı şu an sizinle devam edeceğiz. Ama öncelikle kendinizle tanıştırsanız, buyurun. Ben Mehmet Kırlangıç, şu anda ağırlıklı site yönetim ve temizlik firması olarak Mersin'de hı hı. görevimizi devam ettirmekteyiz. Hı hı. 2021 yılında tanışmış olduğum ve yollarımızın kesişmiş olduğu Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin de Aynı zamanda Mersin il başkanlığını aktif olarak devam ettirmekteyim. Şimdi olduğunuz bölgede e, sektörün durumu hangi durumda? Yani olduğumuz bölge biraz e, yapısal anlamda yeni yeni apartman siteye doğru gelişim sağlamakta. Fakat e, sıkıntılarımız bu anlamda çok büyük. Çünkü e, bizim özellikle Mersin için söylüyorum tabiri caizse biz Mersin'de, halk e, arasında bunu söylüyoruz. Emlakçı yöneticiler, inşaatçı yöneticiler maalesef haddinden fazla bu işi usulüne uygun, eğitimli, denetlenebilir bir şekilde yapan firma sayısı çok az. Hı hı. Bu e, anlamda biz e, yaşadığımız sıkıntı e, çok 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 daha fazla diyebiliriz. Hı. Bu ne demek e, şey olarak e, gündemdeki ana şeyine baktığımızda bu insanların çalışma pörtübüne aslında yaptıkları iş yöneticilik değil. Hı hı. Atıyorum tabii ki meslektaşlar olarak da e, sektöre kötü konuşmak istemiyorum ama bir emlakçılık yapan ya da bir inşaatçılık yapan şahıs tanıdığı bir müteahhitten iki bloklu, üç bloklu bir apartmanı siteyi alıyor. Aslında buradaki amaç portföyü korumak. Ama oraya yöneticilik basını da koyuyor. Dolayısıyla işi bittikten sonra sitenin hali işler açısı çıkılmaz bir durum alıyor. Keza asansör firmaları aynı şekilde. Hı hı. Çantacı dediğimiz o kadar çok asansör firması var ki kendini daha kurumsallığa getirememişken tanıdıklarının vermiş olduğu vesileyle alıp sektörü ciddi anlamda baltalıyor. Ve bu anlamda da Mersin'de bizler derneğimizin vermiş olduğu eğitimle bir şeyleri daha iyi yapabilme anlamında ciddi çalışmalar da sergiliyoruz. Hı hı. Şimdi ülke genelinde bu sektör niye böyle hale geldi? Neden böyle merdiven altı e, diyelim ki amcalar çünkü dayılar e, siteleri yönetmeye çalışıyorlar çünkü ele geçirme. Bir meslek tanımımız yok. O Hala yüzden. bizim bir meslek tanımımız yok. Bir kuaför gidip 6 ay 1 yıl eğitim alıp <laughs> kuaförlük bilirken yapabilirken biz şu anda herhangi biri yönetici olabilir. Böyle bir meslek tanımımız yok. Hiçbir eğitimimiz yok. Mehmet Bey'in en çok değindiği konu o zaten. Asansör firmaları, temizlik firmaları, e, ne bileyim emlakçılar. Bu işi her önüne gelen yapıyor. Hatta bakkal yapıyor. Sitenin altında bir tane bakkalı var. Hı hı. E Ben burayı yönetirim, hı hı. buranın yöneticisiyim. Artık ben bu işi yapabilirim, başka bina da alayım. Hı hı. Bu tarz gittiği için olmayıca, olmuyor. Hı hı. Biz de bu yüzden diyoruz ki lisanslaşma çok önemli. Hı hı. Lisanslaşmada da en önemli düşen payı, il başkanlarınadır. Yani il başkanlarının orada vereceği referanslardır. Orada yapacağı çalışmalardır. Bunlardan bilgi alıp bu lisanslaşmada inşallah Mehmet Bey'in de desteğini bekliyoruz. Yani bir sözle 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu çok zayıf ve yetersiz evet, kesinlikle. yetersiz. Tamamen bu kanunun yenilenmesi gerekiyor. Hakikaten katılıyoruz. Biz buna yani sonuna kadar hani kelimelerin tercümanı olduğunuz diyor ya. <laughs> o şekilde oldunuz. 634 sayılı kat mülkiyet kanunu yetersiz. Yani 1965 yılında yazılmış bir kanunla artık gitmiyor. Ya Duydum. 21 asırda yaşıyoruz. ya Neredeyse bir asır geçmiş. Yönetim <laughs> sistemi değişti evet. ama kat mülkiyet kanunu hala değişmedi. Hala aynı bekliyoruz. Evet. Teknoloji değişti. Projeler değişti. Dünya değişti. Her şey gelişti. Ama kanun, 60. illerin kanunu, yani mümkün değil. Aynen. Bu kanunla bu sektörü idare etmek ve bu kanundaki oluşan bu açıklar sebebiyle böyle merdiven altı şirketler öne çıkmaya başladı. Kesin, kesin. Evet. Biz burada halkımızın, kat maliklerimizin, vatandaşlarımızın hak hukuklarını korumak istiyorsak yeni kat mülkiyeti kanununu kabul etmemiz gerekiyor ve bu artık bugünün kaçınılmaz şartı. Kaçınılmaz bir şart. Mecburiyet, zaruriyet, evet. onsuz onsuz sektör yıkılır. Şu anda zaten Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bu kanun üzerinde çalışmalar yapmaktalar. İnşallah torba yasada bu geçtiğinde düzenlemeler daha hızlı olacaktır. Akademisyenler de yorumlarını yapacaktır, yazılımlarını yapacaktır. Ve yeni çağdaş bir kat mülkiyet kanunu kavuşacağız diye düşünüyorum. Bir de seçimler, yerel seçimleri öncesi bunu yapmak çok yani. Halkımıza e, müjde olur. Var. Müjde çok, olur zaten. Evet. Çünkü e, büyük kentlerin tamamında en büyük sorun yönetici. Evet. En büyük yönetici yani. Evet. Yani artık bu sektörün e, adaletli yürütülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bir sözle. Yani e, Mehmet Bey, siz Mersin'de yani dernek adına evet. hangi faaliyetleri yürütüyorsunuz? Neleri yapıyorsunuz? Şu anda yapmış olduğumuz kendi dernek üyelerimizde sık bir istişare halindeyiz. Öncelikle kendimizin eğitiminden başladık. Yani bir genel kurul toplantısında davetiyenin dağıtılması, çağrılması, bu kat maliyetler toplantılarının yapılabilmesi, onun önemini kendi dernek e, içerisindeki diğer site yönetim firmalarımızda önce bunların istişaresini yapıyoruz. Daha sonra çalışacak olduğumuz çalıştaylarımız, i̇şte hı hı. atıyorum asansör firmaları, temizlik firmaları ve benzeri gibi diğer iş insanlarının da bu eğitim düzeyinde olması ve tabir ettiğiniz gibi merdiven altı firmalardan mümkün olduğu kadar uzak durup daha kaliteli bir hizmetin verilmesi anlamında eğitim ve denetene, denetlenebilirlik başta olmak üzere bu şekilde sık toplantılarla yolumuza devam ediyoruz. Zaten 3,5-4 ay önce Mehmet Beygil Mersin'de bir toplantı yaptı. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sanlarcı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber gittiğimizde orada olduğumuzda hı hı. çok güzel bir e, Dönüşler aldık, aksiyonlar aldık diyelim. Şu anda da bir proje daha yapıyorlar. Hı hı. Pilot bölge seçmeyi düşünüyorlar inşallah. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin pilot bölgesi Mersin olması. Hı hı. Genel başkanımız donay verirse hı hı. orada eğitimlere kat maliklerini de çağırarak hı hı. E, o bireysel pilot yöneticilerle proje Eğitimle ilgili. Tabii, hı hı. tabii. Öncelikle bilinci bilmemiz lazım tabii. Önce bilinci yükselteceğiz, daha sonra profesyonelliği aşılayabiliriz. Ve bence doğru diyorsunuz ve ben de böyle düşünüyorum. Yani öncelikle kat malikleriyle görüşüp öncelikle onlara eğitim vermek gerekiyor. Evet. Yani anlatmak gerekiyor. Bu evet. sete sizin eviniz. Sizin malınız, mülkünüz. Siz burasını yürütmelisiniz Siz idare etmelisiniz. Oradaki o iş odanın içinde oturan menajeri siz kontrol etmelisiniz. Bunu evet. sizin yerinize başka birisi gelip yapamaz. Aynen. Doğru. Sonuna kadar katılıyorum. Evet, doğru değil mi? Doğru Kesinlikle. düşünüyorum ben. Şimdi bugün bugünkü gününde sektördeki problem problemlerin ana sorunları nelerdir sizce? Sektördeki ana sorunlar biraz önce de söylediğimiz gibi merdiven altı dan başlayarak kat mülkiyet kanunuyla bütünleşerek hı hı. devam eden bir e, problemimiz var. Ama e, şu da bir gerçek ki sadece hani devlet tarafında mülkiyet kanundan ziyade biz e, kat malikleri olarak bir vatandaş Sorumlu olarak sorumluluklarımızı gerekiyor. bilmiyoruz. Hı hı. Çünkü biz bir daireyi alırken cephesine bakıyoruz, konumuna bakıyoruz, markete, okula uzaklığına bakıyoruz. Hı hı. Halbuki bizim bu binalarımız bunlarla yönetilmiyor. Hiç kimse tapuya gittiğinde bunun yönetim planında ne yazıyor, haklarım nedir diye hiçbir şekilde onun araştırmasını yapmıyor. Üç gün sonra sitenin içerisine geldiğinde bir usulsüzlük olduğunda kafasına vuruyor ama Geçiyor. parayı vermiş, iş işten geçmiş oluyor. Şimdi dönüyor, bunun bütün sıkıntısı yönetime geliyor. Bu defa deniyor ki yönetim sen çöz. E biz de doğal olarak diyoruz, siz parayı verdiniz, satın alırken aslında daireyi almaktan ziyade siz orada bir yönetim planı satın almanız gerekiyor. Ama bu şekilde bir bilinçsiz yapıdayız. Şimdi Hasan Bey geçici yönetim denilen bir bir bela var. Bela ben, diyelim. Başkaça artık tabir. demiyorum ben. Ben neden? Hı. Çünkü bunlar genel kurul genel kurulun toplantılarını geçirmeden kararları alıyorlar. Evet. Ve diyorlar ki biz haklıyız diyorlar çünkü biz geçici yönetimiz yani bizim burada toplantıda oy alma mecburiyetimiz yok diyorlar. Sizce bu doğru mu yanlış Bence mı? Tamamen yanlış. Belediyelerimizin özellikle yapı ruhsatını almadıkları için yapı kullanım ruhsatını almadıkları için bu arkadaşlar iskan almadık iskan için. almadıkları için, <laughs> için yapı kullanım dediğimiz iskan zaten almadıkları için de çok rahat bir şekilde 10 <laughs> yıl 15 yıl hani oğluna yeğenine iş kolu açmak adı altında hı hı. orada devam ettirilen projeler var. Çok da bu projeleri siz de az çok biliyorsunuz. 600 konut, 1000 konut, 1500 konutluk sitelerin iskan alınmadığı için hı hı. geçici yönetimle devam ediyorlar. Buna devletimizin de çözüm bulmasını bekliyoruz. Yani bu bilerek de almıyorlar. Bilerek Şunu vurgulamak zaten. istiyorum. Bilerek almıyorlar. Tabii ki. Bizim almıyoruz. geçici yönetimimiz devam etsin devam etsin diye bilerek almıyorlar ve böylece kat maliklerinin vatandaşlarımızın hak hukuklarını yiyorlar ve burada da hiç korkmadan çekinmeden söylememiz gerekiyor. Böyle sitelerde aidatların yarısı neredeyse onların devam eden projelerine aktarılıyor. Evet. evet. Buna devlet devletimizin son vermesi gerekiyor. Bu son lisanslaşmadan gerekiyor. sonra bence bu da son bulacağını düşünüyoruz Hı. biz. Hani nasıl ifade edeyim? biz bunu bir kanuna torba yasaya soktuğumuzda inşallah geldiğinde bu iskanların bir an önce verilmesi verilmediği takdirde bir ceza alması lazım. Almadığı müddetçe bunlar böyle devam etme devam edecek. Yani hiç durmayacak. Hapis cezasına kadar gitsin. İnşallah. Öyleyse. Konuşmamıza devam edeceğiz. Kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. Sayın seyircilerimiz kısa bir reklamın ardından Sohbetimize devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Sultan Alparslan Han Uluslararası Yardım Vakfı'nın sunduğu niyazla bugün devam edecek. Sultan Alparslan Han Uluslararası Yardım Vakfı'nın sunduğu niyazla bugün devam ediyor. Mehmet Bey, Mersin İl Başkanı olarak o bölgede nasıl örgütleneceksiniz? Şimdi Mersin bölgesinde zaten biraz önce de söylemiş olduğum gibi yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde en öncelikli olan kendimizle birlikte aynı duyguyu yaşayan, aynı e, pencereden bakabildiğimiz çalıştaylarımızı sık sık ziyaret edip, bu e, kentsel tesis yönetim derneği adı altındaki çalışmalarımızı insanlara anlatmak, toplantılar yapmak, e, ziyaretlerde bulunmak, bunun e, gerek e, iş insanlarına, gerek e, yönetim firmalarına, gerekse kamu kurum ve kuruluşlardaki üst düzey e, yöneticilerimize kadar ulaşıp, hı hı. hepsini tek tek ziyaret edip, kendimizi ifade edip, bu anlamda daha kaliteli bir e, hizmet verebilme anlamında çalışmalarımızı son hızıyla devam ettireceğiz. Son olarak da şunu sormak istiyorum: Buyurun. Yeni yıl başladı. Sektör temsilcilerine, iş insanlarına da ne demek istersiniz? 2024 inşallah geçmişte yaşamış olduğumuz bütün felaketlerin son bulduğu, güzelliklerin başlangıcı olduğu bir yıl olması temennisidir. İnşallah bu tür olayları bir daha 2024'den sonraki yıllarda dahil olmak üzere görmeyeceğimizi ümit ediyorum. Bütün Türk halkına yeni yılında mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Hasan Bey, şimdi dernek adına konuşsak. Evet. Aa, dernek hangi durumda daha da böyle güçlü örgütlenebilir e, ülke genelinde? Lisanslaşmayla. Lisanslaşmayla. Bence daha, daha da Dik Sektörü kendini bağlayabilir. Evet, evet. Zaten Hı -hı. biz e, eğitimlerimizi veriyoruz, dernek olarak. E, Ethem Sabah Hocam var, e, Muzaffer Bey var, akademik kariyerli insanlardan zaten eğitimleri alıyoruz. Biz bunu herkese vermek istiyoruz. Hatta kat malikleri bile alsın istiyoruz. Çünkü kat mülkiyet kanunu bilmiyorlar, bilmedikleri için de haklarını bilmiyorlar. Hı -hı. Yani aslında sabahleyin bir soru geldi. Asansörün içine kamera kurulur mu, kurulmaz mı? Genel kurulda karar hı hı. aldılar. Hani bunları bile bilmiyorlar. Bizim insanlarımızın biraz daha hani bu konuda bilinçli davranmasını tavsiye ediyorum. Hı hı. Toplantılara katılsınlar ve örgütlenmemize de yardımcı olsunlar. Evet, kat malikleri böyle eğitimlere bir dinleyiciler olarak katılabilirler. Evet, tabii evet. tabii evet. Biz Yani okumakları e, zorunluluğu yok ama dinleyici olarak katılsalar tabii ki çok tabii iyi ki. olur. Çalıştaylara gelseler, orada bir dinleseler, aslında haklarını öğrenseler daha güzel olacak. Ama biz 81 ilde örgütlenmemizi tamamladık. 81 il başkanımız var. Ancak biz her ilde 10 tane, 15 tane böyle sektör temsilcisi olsun istiyoruz yani. Hı hı. Bu şekilde gelişsin diye hı hı. düşünüyorum. Bir de kamu kuruluşlarıyla yani hep böyle sık sık görüşmemiz gerekiyor. Kamu kurumlarına, kuruluşlarına Mehmet Bey'le beraber zaten gitmiştik. Akdeniz bölgesi olarak, Akdeniz Bölge Başkanı'nın olduğu için. Hani belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, biz götürdük oradaki sivil toplum kuruluşlarına dahi. Biz Bursa'da bastırdığımız kitaplar, Sakarya'da bastırdığımız kitaplar, daha önce bastırdığımız 700 sayfalık çalıştay notlarını biz götürdük teslim ettik ve bize e, gerçekten oralarda da çok büyük problem oldu olduğunu bu sorunun ve e, elinlerinden gelen ne varsa yapmak istediklerini söylediler. Hatta biz şu anda Mersin'e gideceğiz, hani projemiz var, e, pilot bölge seçtik. Oraya gittiğimizde bütün belediye başkanları, kaymakamlar bize valiler bize diyor ki gelin burada yapın hı hı. ve biz bütün katmaliklerini çağıralım, yöneticileri çağıralım haklarında bilgi haklarını bilsinler istiyor yani. Hı hı. Bugünkü programa geldiğiniz hmm. için size ben minnettarım. Ee, i̇şinizde, hayatınızda üstünlük diliyorum. Yeni yılda da ailenize size sağlık ve mutluluk diliyorum. Çok teşekkür Bizi. ederiz Niyaz Bey. Bizi buraya davet ettiğiniz için Sağ özellikle olun. biz teşekkür ederiz. Sağ olun, görüşmek Sağ üzere. Niyazlı bugün programının sonuna geldik. Bizi ekran başında izleyen, takip eden, yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize harika bir gün dilerim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Sultan Alparslan Han Uluslararası Yardım Vakfı niyazla bugünü sundu.